Selamlar herkese. Her insan bir dünyada. Bugün konuğumuz yaşam koçu Müge Dayankaç. Müge Dayankaç, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Öncelikle sizin yaşam koçluğu hikayeniz nasıl başladı? Bize biraz onu anlatır mısınız? Tabii, çok kısacık bahsedeyim size. Bir sayısal öğrencisiydim fakat yanlış tercih yapmış bir sayısal öğrencisiydim. Dolayısıyla da mesleki hayat sürecimde önce bir öğretmenlik süreci oldu. Psikolojiye ilgim hep vardı ve psikoloji master yaparken koçluk diye bir alan olduğunu, tabii 2000'li yıllara denk geliyor. NLP ve koçluk alanı olduğunu fark edince çok keyif verdi bana bunu araştırınca, güzel bir alan olduğunu düşündüm. Psikoloji master ile birlikte koçluk ve NLP eğitimleri aldım ve benim aslında koçluk ve NLP ile, yani kişisel gelişimle tanışmam, psikolojiye olan ilgimle ve master esnasında başladı. Ama ilk de başlamış diyorum. Evet. Peki, tabii her mesleğin iyisine dair emareler vardır. Sizce iyi bir yaşam koçunun özellikleri nelerdir? Siz iyi yaşam koçunu tarif ederken neleri öne çıkarırsınız? Yani şöyle söyleyeyim size aslında, iyi yaşam koçu olmak demek, bizim aslında yaptığımız işte, tabii ki her mesleğin mutlaka şahsi özellikleri vardır ama biz bir ürün satmıyoruz. Bizim işimiz aslında tamamen bireysel yetilerimiz. O yüzden koçluk yapmak isteyen kişiler ya da koçluk yapan kişiler bir defa öncelikle kendini çok iyi donanımlı hale getirmesi lazım. Bizim işimiz kulağımız. Çok iyi duymamız lazım. Bizim işimiz gözlerimiz, çok iyi görebilmemiz lazım. Takım koçluğu yapıyorsak, performans kurumlarda çalışıyorsak inancımızın çok güçlü olması lazım. Sabrımızın çok yüksek olması gerekiyor. Beklentilerimizi ve hırsımızı çok iyi dengelememiz gerekiyor. Çünkü şöyle bir gerçek var, değişim işimiz ve emek isteyen, zaman isteyen ve süreç isteyen bir meslek yapıyoruz. Dolayısıyla da yapacağımız işin yetilerini önce kendimize kazandırmamız gerekiyor. Takım çalışması yapıyorsak takım olabilmemiz lazım. Sevgiyi fark ettirmek istiyorsak sevgi değerinin ne olduğunu biliyor olmamız lazım. Sabrı öğretmek istiyorsak aynı sabra sahip olmamız gerekiyor. Bizim işimiz birazcık aynalama aslında. O yüzden önce olmamız gerekiyor. Evet. Peki size göre mesleğinizin stresli yanları neler? Yani tabii ki de yine söyleyeceğim gibi streslerimiz bizim de oluyordur ama stres demeyeyim ben buna, riskleri vardır bizim mesleğimizin. Bunlardan iki temel noktası ego. Çok güçlü bir risktir bizim işimizde. Yani çok yüksek stres yaratabilir. Çünkü neden? Bir kurumun değişimine katkı sağlıyorsunuz. Bir insanın değişimine katkı sağlıyorsunuz. Bu egoya bürünmemek gerekiyor. Ben yaparım duygusundan ya da ben yaptım duygusundan arınmış olmak gerekiyor. Çok önemli bizim için. Hırslarımıza birazcık mani olmamız gerekir. Bizde stres yaratabilecek risk grubudur bu. Çünkü ne olursa olsun bizler de bu işi meslek karşılığında hayatımızı devam ettiriyoruz. Ve fayda sağlamak üzere bir kuruma ya da bir insanın hayatına davet ediliyoruz. Dolayısıyla biz şunu öğrenmemiz gerekiyor. Her kurum ya da her birey kendi hızında ilerler. Kendi hazır olma sürecinde ilerler. Eğer biz hemen olmalı, şimdi olmalı gibi bir hırsa kapılırsak çok yoğun stres yaşama şansımız var. O yüzden birazcık dediğim gibi egodan sıyrılabilmek ve aynı zamanda da bu şimdi olmalı, hemen olmalı stresinden uzak durmak gerekir. Çünkü aynı zamanda bizden de bunu bekleyecekler. Emin olmamız gerekir yaptığımız işten. Çünkü dediğim gibi her kurum ya da her şahıs hazır olduğu boyutta ilerler. Bizim de bunu biraz beklememiz gerekiyor, hareket etmemiz gerekiyor buna uygun. Evet. Tabii bu noktada dijital dönüşümü nasıl yorumluyorsunuz? Baktığınız zaman hayatta gerçekten bir dijitalleşme var. Eski oranla her geçen gün artıyor. Hatta bu içinde bulunduğumuz günlerde bu dijitalleşmenin etkisini daha fazla hissediyoruz. Bu anlamda mesleki olarak da bu dijital dönüşümü nasıl yorumluyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim, ben çok sevdim. Yani belki de ben hep şunu söylerim, her negatif sürecin ya da her zorlu sürecin mutlaka bir pozitif çıkarımı vardır.
Bence bu COVID sürecinin bize belki de en büyük katkısı teknolojinin faydalı işlere hizmet edebileceğini görmemiz oldu. Yani bilgisayar sadece oyun için değil ya da bu telefonlar sadece sosyal medyada fotoğraf paylaşmak için değil. Aslında dünyayı ufacık hale getiren, insanları birbirine çok yakınlaştıran unsurlar. Ve biz belki bu COVID sürecinde bunu fark etmiş olduk. Ben çok sevdim. Yani bugün benim Almanya'dan danışanlarım var. Öncesinde değişik geliyordu. Zannediyorduk ki iletişim sadece somut ve bedensel yakınlıkla kurulur. Hani karşı karşıya olmak gerekir. Aslında iletişim bu şekilde de kurulabiliyor. Ben çok sevdim bu dijitalleşme sürecini. Tabii ki de hani hem biz toplumsal olarak hem iletişimin en temel noktasında beden dili vardır. Tabii ki bunlar güzel, aynı mekanlarda olmak, yüz yüze olmak ama dijital platformlarda da çok güzel iletişim kurabildik bence. Güzel oldu, ben sevdim. Evet, tabii baştan beri özellikle yaşam koçluğu üzerine konuşuyoruz. Bu anlamda siz de uzun zamandır bu mesleği icra ettiğinizi söylediniz. Tabii son zamanlarda biraz daha bu yaşam koçluğu ile ilgili bir yaygınlaşma söz konusu. Pek çok insan kendisinde bu unvanı da kullanabiliyor. Bu anlamda neler söylersiniz? Siz bu noktada nelerin altını çizersiniz? Yaygınlaşma ile ilgili mi? Pardon, evet. Orayı kaçırdım. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben her işin doğru yapılması taraftarıyım. Yani ben her zaman için en önemli değerlerimden bir tanesi anlamlı iş yapmak. Akademik süreçte de hep buna özen gösterdim. Yani dedim ki koçluk evet bir meslek. Şu anda üniversitelerde var eğitimleri ama sürekli eğitim merkezlerinde var. Lisans programlarında ya da yüksek lisans programlarında yok. Ama 3 ayda da öğrenilecek bir meslek değil. Hep bunu iddia ettim. Sonradan temizlenmeler de başladı. Zannımca 2013'te koçluk mesleği meslek olarak kabul görüldü. 2013 diye hatırlıyorum. 2013 Ağustos ayıydı. Daha sonra denetlemeler arttı. Bu belgelendirmelerin geçerliliğin takip edilmeye başladı. Ben 13 yıldır hemen hemen bu sektördeyim. 2008'de aktif olarak yapmaya başladım. Ama bu meslek 3 ayda, 4 ayda kazanılacak bir yeti değil. Ben hala öğreniyorum ve hiç bundan gocunmuyorum da. Şimdi bir master programına daha başlayacağım. Eğitim yönetimi üzerine bir master programı. Psikoloji master derken formasyon, yani eğitimcinin eğitimi, eğitim formasyonu üzerine bütün lisans programlarını, yüksek lisans programlarını almaya çalıştım. Yani bu iş dediğim gibi böyle 2-3 ayda hadi ben ne yapayım, bir şeyler yapayım diyerek kazanılacak bir meslek değil. Çünkü gerçekten hayatlara dokunuyoruz, kurumlara dokunuyoruz, insanlara dokunuyoruz. O yüzden yaygınlaşsın, çok olalım. Çünkü herkesin bir yaşam koçuna ihtiyacı var. Ama doğru eğitilelim, doğru süreçlerden sonra sahaya çıkalım. Evet. Müge Dayan Kaç, yayınımıza katıldığınız için biz çok teşekkür ediyoruz. Son olarak yaşam koçluğuna dair, hayata dair neler söylersiniz? Programımız için son sözleriniz neler olur? Şöyle söyleyeyim, umuyorum ki bu COVID süreci insanlarda güzel bir farkındalık yaratmıştır. Ben çok şey öğrendim. Her şeyden önce sistemin içinde çok boğulduğumuzu fark ettim. Kendimize yetebiliriz aslında. Çok maddi dünyanın içerisindeyiz. Belki biraz kendimize dönmek gerekiyor. Bazen tüketmekten çok üretmeye meyletmek gerekiyor. Ben çok mesaj aldım bu dönemde. Koçluk zaten farkındalık demek. Koçluk bir yaşam tarzı. Sürekli öğrenmek ve sürekli farkındalık demek. Bu süreçte de ben bunları uyguladım. Kitabım çıkacak, onu söyleyeyim hemen. Üçüncü kitap olacak, RDE diye. İsmini çok önce koydum ama bir türlü harekete geçirememiştim. Kısmetse Temmuz, Ağustos, Eylül ayı gibi artık yavaş yavaş diyanarlar ya da işte diğer kitap merkezlerinde olmuş olacak. Heyecanı var bende de. İnşallah herkes güzel şeyler yapsın, üretelim. Türkiye'nin, dünyanın bizlere ihtiyacı var. Üretmek her daim önemli. Evet, kitabı biz de tekrar hatırlatmış olalım. Müjde olarak okuyanlara, takipçilerimize paylaşmış olalım. Çok çok teşekkür ediyoruz tekrar katıldığınız için. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın, çok iyi bakın kendinize. Görüşmek üzere. Her İnsan Bir Dünya'da bugün konuğumuz yaşam koçu Müge Dayan Kaç'tı. Bir başka Her İnsan Dünya'da görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.